Merhaba ben Ahmet Dönmez. Yeni bir sesli yazıyla karşınızdayım. 15 Ekim 2022 tarihli yabancı başlıklı yazıyı paylaşacağım. Bu yazı 12 Ekim 2022 tarihinde Galata Kulesi'nden atlayarak intihar eden, ölümünün ardından önce yabancı diye haber yapılan ama sonra gerçek kimliği anlaşılan genç hukuk öğrencisi merhum Nahit Emre Güney ile ilgili. Güney'in 6 yıldır cezaevinde olan KHK'lı eski danışta üyesi Haşim Güney'in oğlu olduğu ve yaşadıklarına dayanamayıp canına kıydığı anlaşıldı. Yazı şu şekilde. Yabancı aslında doğru kelimeydi. İlk başta yabancı geliyor ama en başta yabancı diye yazanlar doğrulamışlar aslında ne kadar yabancı olduklarını. Baksanıza gerçek orada öyle boylu boyunca yatıyor. Hepimizin gözleri önünde cansız, sahipsiz, yersiz yurtsuz bir yabancı gibi. Doğru, o bir yabancıydı. Sevgili kardeşim nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. Ama üzgünüm. Bu topraklar ona, o da bu toprağa yedi kat yabancıdan daha yabancıydı. Ona yabancı diyenler Albert Camus'un yabancısından daha da yabancı gömdüler en yakınlarını. En yakınları diyorum. Kendi evlatlarını, kendi yarınlarını, umudunu, varını, yoğunu. Birini öldürdükçe bir tane daha istediler. Birini inkar ettikçe ötekine daha da yabancılaştılar. Tıpkı büyük suçluları vicdan azabının beslemesi gibi. Senelerdir masum kanı ile beslenen bir mezarlık artık burası.'' yabancı diye ölenlerle öldürülenlerle dolu içi. Artık dönüştüğü şey devasa bir suçlunun binlerce kilometre karelik cüssesi. Sonunda vicdanını da yedi, duygusunu da tüketti. Kendisi de artık yaşamayan bir dirilmişten başka bir şey mi ki? Tıpkı sineklerin tanrısındaki gibi. Bütün sineklerin kesilmiş bir domuz başının etrafına tanrı diye üşüştüğü bir adada kendilerine yabancılaşa yabancılaşa domuzlaşmış eski insan yavrucuklarının onlara katılmayan bir eski arkadaşlarını adada tek başına yapayalnız ve bir yabancı haline getirmelerinde şaşılacak bir şey mi var? Eski kardeşler olduğunu kabul ederlerse nasıl yamyamlar gibi üşüşürler üstüne? Ayının öldürmeden önce kendi yavrularını çamura bulaması gibi. Bu arada bir parantez açıyorum. Tutuklu gazeteci Mustafa Ünal'ın kulakları çınlasın. Savunmasında böyle söylemişti. Ayının öldürmeden önce kendi yavrularını çamura bulaması gibi. Çocuk yaşlarında canlarına kıydığında kendi yavruları da birer yabancıdan başka bir şey değildir analarına. Ne ana gibi yar ne de vatan gibi diyar kalmış. Artık bir yabancı olmuşsunuz. Çılgın kalabalıktan uzakta. Veya Kalabalıklar içinde yalnız. Artık kutsalınız farklılaşmış, acınız farklılaşmış, neşeniz, gayeniz, anınız, yarınınız farklılaşmış. Siz bu kalabalığa yabancılaşmışsınız, kalabalık da size yabancılaşmış. Tanınması imkansız hale gelmiş. Ne bilsinler yerde yatanı, ne bilsinler yaşını, yerini, yurdunu, göklerden düşmekle bitmeyen, sonu gelmeyen, hududu çizilemeyen o uçsuz boşluğu. Göçmenliğin en ağır yanının dil yarası olduğu söylenir. Ne ki aynı dili konuştuğun insanlar arasında aslında hiçbir duyguya ve hiçbir değere aynı anlamlarla sığınamamak en derin sürgünlük değil mi? Konuşamadığın bir dil, anlatamadığın bir dert, anlayamadığın bir bağırtı Tanıyamadığın bir karaltı, yolunu bulamadığın bir karanlık. Orası var olduğun değil, sadece üzerine örttüğün bir toprak artık. Kimin diri, kimin ölü olduğunun bilinmediği ve kimin el, kimin yar olduğunun seçilemediği. Kurban iniltileriyle vecd iniltilerinin birbirine karıştığı bu mezarlıkta genç ölüye bakıp iyi oldu gebersin diye tam tam çalanlara yabancı olmamak yerden göğe bir yabancılık değil mi ki zaten o yüzden gökten yere düşen kim ki gerçekten yetiğimiz kim gömdüğümüz ne bir yurt bir vatan mı kaldı geriye yersiz yurtsuz bir yabancılaşma değil mi bu milyonlarca insanın aidiyetini aldılar bağlarını kopardılar Yabancılaştıkça yabancılaştırdılar. Kendisi de artık yaşamayan bir dirilmişten başka bir şey olmayacak bu günahkar kalabalıklar. Tıpkı büyük suçluları vicdan azabının beslemesi gibi senelerdir masum ölülerle beslenen bir canavar bu. Birlikte yaşayamadığınız, terk edip gitmek istediğiniz şimdilik çekip giden yabancı. Kalanlar çok tanıdık birbirine benzeyen körler, sağırlar, vicdansızlar. Evet 15 Ekim 2022 tarihli yabancı başlıklı yazı bu şekildeydi. Dinlediğiniz için veya videoyu takip ettiğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir sesli yazıda görüşmek üzere. Hoşçakalın.